Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben de iyiyim. Bugün diyetisyene geldim. Ay çok yaşanıyor. Şimdi harabelere gidiyoruz. Yoram, eski Yoram diyorlar. Bizim eski Yoram köyü. Eski Yoram köyü. Köyü. Apollon tapınağına gideceğiz. Hatta orada mezuniyet resmi çekilmiştim ben. Bizim ya sınıfça, sınıfımızca. Ondan sonra göreceğiz gidince bakalım nasıl. burası dediğimizin içi. Arabamız. Çok var burada. Didim Perle. Altın Ekmek fırını. Burada yol var. Şimdi annemin bir işi var, onu halledecek. Şirer gemide aynı yer benimle oturup yorulur. Bakalım beni arayınız denize. Oradaki sevgililer. Anne, burası ne diye geçiyor? Burası Deve Kıran Caddesi. Deve Kıran Caddesi. Büyük Polovic siteler. Sucumuz burada, su alıyoruz. Gün olur erişirler gibi. A101 harca bitme. Migros, büyük Migros. Migros'un arkası yani. Odunları kırmış normalde. Ne güzel. Ama mis gibi. Oo, yeşilliğe bak. Evler var. Hep böyle evler. Ay. Yerini göster de. Çamları var ya. Nasıl yiyorsun birden yiyebildin Ayşe ya? Çok güzel. Thank you.
Bir de yaktan ha. Yeşillik, Allah. Alman Kulesi burası. Böyle eski evlerde oturuyorduk, tek katlı evlerde. Değil mi anneciğim? Evet. İlk yerleşim bölgesi. Evet, bizim ilk yerleşim bölgesi burası. Yoram. Şimdi babaannemizin büyüdüğü evini de göstereceğim. Öyle mi? Buralarda yıkık, buralar evmiş, insanlar burada oturuyormuş. Hep yıkmışlar. Bu da amca. Ha, ondan eylememişti abi. Burası Yoran Bar. Yok Yoran değil. Evet Kavala Yoran diyorum. Evet. Burası. Evet şimdi. Şeye dönüyoruz. Burada market vardı Demir amcamın. Babamın asker arkadaşının marketiydi. Çok geliyordum ya. Demir amcam beni izlerse görür. Bura galiba değil mi? İşte bizim eski köyümüz, Yoran'ımız. Eski Yoran burası. Harika, çok güzel. Oo, Rumeli meyhanesi burası. Hayır, onlar geri kapıyor. Rumeli gördüm de. Ooo. Restore ediliyor. Restore ediliyor burası. Burada babaannenin küçüklüğünün geçtiği ev işte. Bak. Bura mı? Şöyle çekeyim. Abalılar babaannenin akrabası. Burası abalıların evi. Ya burası işte cami de çek. Cami. Biraz ilerlesene. Buna... Çok eskiden 100 yıl önce burası kiliseymiş. He, kiliseymiş. Bak kilise gibi, kilise gibi zaten. Ay söyleyemedim. Ama şu an cami yani. O da restore ediliyor. Şimdi artık bu arabeleri çekebilirsin. Bak başlayabilirsin Ayşe'cim. Evet. Şuradan başlayarak harabeler apula yani apula tapına biz harabe diyoruz. Evet, öyle diyor. Ağzımıza alışmış. Apollon tapınağı. Harika yer. Dünyanın 7 harikasından bir tanesi. Dünyanın 7 harikasından bir tanesi. Didim yazdım mı direkt? Aydın Didim yazdım mı direkt Apollon tapınağı çıkar burada. Hediyelik eşyacılar falan var. Şu an biraz daha kapalı. Tek tük dükkanlar açık. Tekrar böyle geçebilirsin. Çekerken şöyle bir halıcı var. Halıcı. Ekmek çi var. Ayrıca burada festivaller de yapılıyor. Festivaller de. Vegan festivali yapılıyor. Vegan festivali. Biz gitmiştik vegan festivaline. Burada bir kafe var. Kafe var. Ve kafeler var. İnsanlar oturuyor. Dede. Dedem oturmuş. Bak İbrahim dedem oturmuş buraya. Aynı dedem. Burası bizim... Çekiyor musun? Çekiyorum. Çok güzel, harika ya. Burada ben mezuniyet fotoğraflarımı da çekilmiş. Hediyelik eşya. Dükkanı var. Traktörler hala işliyor. Hani dur burada şimdi dur. Çok güzel. İleride azıcık biraz devam et. Zeytin ağaçları var. Oo harika aldı. Çok güzel aldı. Çekti. Duralım da senin resmini çekeyim. Benim resmi çek. Of. Ne ağacı bunlar? Ne ağacı bunlar? Anne. Sümit olabilir. Sümit ağacı. Burası girişi. Kapatacak mısın şimdi? Hemen kapatıyorum. Şimdi bir dakika. Sen şimdi kapat sonra da dedenin büyüğü... Evet arkadaşlar. Şimdi bir yere daha çekeceğim size. Anne alır mısın? Tamam. Ben anlatayım. Yoran mübadele evi. Yoran mübadele anı ve kültür evi. Dedim. Çok güzel. Ben de ilk kez geliyorum. Taşlık her yer anne. Yerleri de çeker misin? Tabii ki çekiyoruz. Her yer taşlık. Çok güzel. Sanırım kapalı. Hadi ya.
çekim yapacaktık ama. Kapalı mı? Neyse bir dışarıdan kesişi çekeyim burası. Ben de. Kapı ha, açık. Gel gel açık. Kapı yavaş açık. Yavaş yavaş kız. Ah bakın şansımıza. Aha, acaba evin çekemedin mi? Verirler sanırım ya şey. Gir önce sen. Merhaba. Merhaba efendim. Oo hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ayşe'cim sen... Çekime edin var mı? Tabii tabii siz her şeyinizi izliyorsunuz. Ayşe'cim Badeser ben teyzenin... Ben azıcık kulakçıyım. Biliyorum biliyorum. Badeser teyzenin oğlu o. Öyle mi? Evet. Değil. Hadi ya. Sen tanıyamadın. Ya, YouTube'a bir çekiyorum da. Evet yani arkadaşlar. Bilmiyorum. Şimdi Badeli evindeyiz. Burayı size çekeceğim. Abi izin verdi. Ah, çok çok tamam. Güzel. E tamam o zaman kapa biraz dinle. Dur bir dakika bir dakika ondan sonra şey yapalım. Tabii o zaman dur kapa. Evet arkadaşlar şimdi biraz dinlenmeye geldim. Dinleniyorum yani. Dedim mübadele evindeyiz. Ve o zaman mübadele 1 Mayıs 1923 yılının. Hani sen anlatsın da ben bilmiyorum. Tamam, çekici bir şey anlatmaya gerek yok. Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek geliştikleri silahlı mücadele şeklinde tanımlanan savaş, toplumların hafızalarında travma yaratan kavramlardan birisidir. İşte Ayşe'nin ataları. Evet. Savaşlarda insanlar canları pahasına vatanlarını savunmalarına karşın bazen yaşadıkları topraklardan ayrılmak zorunda kalmış ve yüreklerini geride bırakarak yeni vatanlarına doğru yola çıkmışlardır. Yüzyılın ilk çeyreğinde yıllarca süren savaşların yarattığı tahribatı onarmak ve bunun meydana getirdiği göç hareketlerinin sonucu olarak doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalan savaş muhacirlerinin iskanlarına yönelik kalıcı bir çözüm üretmek amacıyla Türkiye ve Yunanistan arasında nüfus mübadelesi düzenleme ihtiyacı doğmuştur. Ay adam. Atatürk İsmet İnönü Ayşe. Türk-Yunan nüfus mübadelesi 30 Ocak 1923 tarihinde Lozan'da imzalanan ve resmi adı Yunan ve Türk halklarının mübadelesine ilişkin sözleşme ve protokol olan anlaşma uyarınca Türkiye ve Yunanistan'ın kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine zorunlu göçe tabi tutmasıdır. Mübadelenin en önemli özelliği zorunlu bırakılmasıdır. Türkiye'deki Rumlardan Ortodoks mezhebine mensup olanlarla Yunanistan'daki Müslümanlar sözleşme kapsamındadır. İstanbul'daki Rum ahaliyle Batı Trakya'daki Müslüman ahali ise mübadele kapsamı dışındadır. Göçe tabi kişilere mübadil denilmiştir. Mübadeleyle Anadolu'dan Yunanistan'a 1 milyon 200 bin Ortodoks Hristiyan Rum, Yunanistan'dan Türkiye'ye 500 bin Müslüman Türk göç etmiştir. Gülcemal Selanik'ten aldığı mübadilleri İstanbul ve İzmir limanlarına taşımıştır. İzmir limanına ulaşan mübadillerin bir bölümü uzun, yorucu ve hüzün dolu bir yolculukla Rumların terk ettiği Yeronda ismiyle anılan ve Cumhuriyet'e kadar Rum göçmenlerin yaşadığı bir balıkçı köyü olan Yoran'a getirilmiştir. Ayşe. Allah'ım. Senin atalarının. İyi ki gelmişim. İyi ki gelmişim. Günümüzde Mavişehir Mahallesi'nde Sedef Koy adıyla bilinen mevkide yer alan Kovela Limanı. Kovela'ya da gideceğiz. Ben götüreceğim seni. Yılında Yunanistan'dan gelen mübadillerle 1934'te Bulgaristan'dan gelen muhacirlerin yerleştiği Yoran Mahallesi değişimin en önemli merkezlerinden birisidir. Mübadiller doğdukları toprakların oluşturduğu kimlik ve kültürlerini geldikleri vatanda yaşatmaya çalışmışlardır. Arkadaşlarını hatırlıyorum da sene kaldığımız Çeşme Mahallesi. Fatma Nur'un dedesi Ayşe bu. Hatice ablanın babası.
evden çıktılar. Biz 38'de evleri yaptılar ama bize de buna bir iki köyde geri bebek koydular. Sıkışık olan yerlere kalmasın diye. İki ana girerdi. Aynı ocak kullanıyordum. Aynı ocak kullanıyordum. Kavga yok. Ya adamlar burada kuran yani kuranlar. Denizin kendi başına da Facebook'ta mesela buradan büyük taş. Orayı oruç yapmışlar. Kendisi temiz, altta kullanır. Ya benim doluyor onları. Biraz sonra giriyor, tut. Onun için bu ailesini alıyor ya. Evet, uçuyor. O da tut dolduruyorlar. Zinciri var, bademi var, armutu var, altın. Zinciri var. Mutanlarda üreç. Her şey var, her şey var. Üçgeri. Aslanlar, bağlar, bağlı, çok bağlı yükü varmış burada. Altın. Adamlar günün çok bir tütünün çıkarması veriyor onlar. Böyle bir devir geldi geçti yani. Ah be yavrum. Yaşantı nasıl olacak? Adamın savaştan çıkmış Atatürk. Ne vardı? Al bir avuç badem, al bir ekmek otur ya. Vardı da. Atatürk bizi yine aç bırakmadı. Bu adam unutulur mu be? Unutulmaz tabii. Ama unutulmaz. Asla, asla. Türkiye'ye gittiniz. Analarımız demiş ki, oranın muhtarı demiş ki, bizim tütünümüz var. Biz onu vermeden gidemeyiz. Ya bu buradaki Yunanlılar gelecek. Bir hafta sonra buradaki Yunanlılar gelmiş. Hepsi yerleşmiş. Kimin evi varsa, kimin tavuğu, köpeği, ineği varsa Yunanlılar şey almış. Gemiyle 9 günde geldi diyorlar ama bahsediyor hiç bilmem ama 9 günde gelmişler. Doğru Kazıklı'ya gitmişler. Askerler onlara bir çuval un vermiş. Sonra Bafa'dan un gelirmiş. Bir sarıda da 1 kilo un. Buradan da deyim, buradaki insanlar da acele gitmiş. Ekmekleri, yemekleri kalmış olduğu gibi. Yazık. Burada 4 sene kimse gelmemiş. Kuşkarlar hep bu taraf almış. Tekrarlar o taraf almış. Sonra gelen macunlar deniz kenarlarını toplamışlar. 15'er dönüm tarla vermişler. Evet. Çoluğuna, çocuğuna, sen kaç kişisin? 4 kişi. Herkese o kadar tarla vermişler. Vermişler kızım, vermişler, tarla vermiş. Atatürk vermiş. Allah'ım bize yavrum. Ay Cemal Bey, biz Atatürk'ün memleketi değil. Selanik göçmeniyiz de. İyi ki. Mübadele öncesi ve sonrasındaki yaşamlara saygımız hep sürecektir. Gelecek nesillerimiz de bu süreci öğrenmeye ve kültürel zenginliği sürdürmeye devam edecektir. Evet arkadaşlar, Vadeli Evi'nin içi burası. Çok güzel yer gerçekten. Tahta ahşaptan yapılma. Burada küçük bir soba yanıyor. Böyle sandalyeler var. Çok güzel. Evet şimdi çıkıyoruz. Burası girişi. Tahtamızın resmi var en başta. Kuşlar var anne bak, her yer yazılar çek. Burada bir yer var ama yukarıya da çıkabiliriz. Tamam. Bak yazıyı çeken için. Siklan marşımız var. Burada küçük bir oda var ama orayı bilmiyorum. Bir çıkalım. Sen çık yavaş şunu yavaş. Şunu ben bir çekeceğim ben arkada. Tabii çekeceğim. Hı biraz araları uzun ha. Yüksek yüksek. Ay nasıl ineceğiz burada? Sıkıntı yok. Çıkalım, inmez kolay. Ay anne resimleri çek bak. Çekiyorum seni de onlarla birlikte. Tabii ki çekiyorum. Var.
Ayşe. Vay. Çiçek. Ay çok güzel. Arkadaşlar ilk kez geliyorum ya. Burası ne odası? Sergi odası. Arayayım ben de. Başla. Buradan başla. Mübadi kültür yaşama alanı. Arkadaşlar. Bakın kıyafetler herhalde eskinin kıyafetleri. Tabii. Bu dede kim? Bakayım şimdi okuyayım. Bakın burada karamitçe var. Aa Rıştan amcam payla getirmiş. Pano. Ha, orayı çek de. Bu Mustafa Kabadayı kim biliyor musun Ayşe'ciğim? Mustafa Kabadayı kim? Şey, senin Nimet Kabadayı vardı ya öğretmeni. Onun artık kocasının bakayım dedesi işte, galiba. Rıştan amcam getirmiş. Bunu buraya güzel çıkan diyecek. Çok iyi. Bunu şimdi aslında bizim de bir tane verilecek bir eşyamız var buraya. Ben de vereceğim. Evet, bizim de. Yazacağım. Yazdıracağım kulakçı ailesi diye ama. At arabası tekerleği. Tütün yaparken çalıştıkları aletler. Evet, tütün çok yapıyor. Tütünle geçiniyorlarmış. Evet. Ayşe bak bunlar var ya tütün şeyleri. Ha. Diziyorlardı bunları. Bak şimdi onu diziyorlarmış. Sallam anlatıyor mu? Sonra kurutuyorlardı. Dinçin. Dedenin de böyle balık ağları vardı. Balık ağları, dedemin balık ağları. Böyle teknemiz vardı bizim de. Aynı dedenin aynısı. Deryasına benziyor. Bunlar atmalı. Ayşe bu da bak eşek semeri. Eşek semeri. Buradan Allah'a bakın bakın. Şey ne bunun adı? Tırpan mı? Tırpanlar. Bunun ne? Tütün çivisi bu. Aa. Evet. Hadi ya. Aynen. İlk kez gördüm. Bak şu tartı mesela. Çakılar. Oraklar. Orak. Bunlar orak böyle biçmeye. Bura kilitli. Yok. Diğer yan odaya. Ayşe'cim senin sayende ben de geldim. Evet ilk kez geliyoruz. Bunu kim vermiş? Yastık yüzük, keten kumaş. Bizde de vardı bundan. Ha muslular. Bakın böyle şeyler var. Çok güzel. Ben de ilk kez geliyorum. Burada da bir oda var. Eski yataklar, elbise. Eski yorganlar. Bakın. Anne bak yorganlar var. Aa bu Mümin eniştenler vermiş bunu. Aynı işten mi? Bak, Hava Bozdoğan bağışlayan Mümin Bozdoğan Çet. Aha. Aa enişten vermiş. Aa Vedalam'ın eşi. Evet halamın kocası. Böyle yataklar yorganlar varmış bakın. Evet tabii ki. Aa şu ihramdan bak bende de var Ayşe. Babaannem diyor ki ihram diyor. Bana ihram verdim diyor babaanne. Allah rahmet eylesin. Ah çekecek annem. Genellikten aileye düğün kültürü. Aa namazlıklar. Ama gel gel bir sürü var. Ayşe gel şunlara bak. Ne bunlar? Bak bak para keseleri. Valla. Aa küçük küçük. Evet. Patikler, çoraplar. Hadi. Şu yastıkları da çekeyim. Bunları kim vermiş? Yaşamamışım ya. Bunu kim vermiş? O bunları da Rüstem amca vermiş. Rüstem amca mı? Rüstem kulakçı. Herhalde yeni verdi. Burada da bir oda var anne. Daha başka kalmadı herhalde. Evet böyle bitiyor. Salon gibi baksanıza. Oo çok güzel harika şunlara bak Ayşe. Şalvarlar. Bak bak babaannenler böyle ferace giyermiş. Ha gördün mü? Buna ferace diyorlar. Diyordu. Bak üstlerinde var şurada resimde. Ferace diyordu. Mübadi Yoran'lı kınlar. Evet. Ebrar'dan arşivinden. İbrikler. İbrikler. Yine semer. Aa, ya bak bu neydi? Ben bunu biliyordum ama unuttum. Ne o? Şu. Bu neydi ya? Bunu halana sormam lazım. Halam, çek de halama gösterelim. Aynen aynen bunu soralım halana.
Bakın o gaz hangi lambası. Alette kullanılıyor yazmamışlar. Bakın bu gaz lambası, dikiş makinası. Anur ya ne? Sallanıyor burası, bir şey yok. Hayır anneciğim, şey bu şeyin sesi. Buraya bastık ya, bunun sesi. Çok korkuyorum ben de. Hayır hayır. Burası çok ağır. Çok güzel. Ben de gel yani. Çemberler. Babaannem böyle çemberler takardı. Ayşe'cim şunu, şu ütünün kömürlü ütü olduğunu biliyor musun? Biliyorum, kömürlü ütü. Evet, içine kömür konuyor. Aha, ütü yapılıyor. Bak hani sabunu da çek. Zeytinyağı sabunu, biz bununla yıkanıyoruz. Babam hala daha yağıyor. Pati gider bakın. 22. yüzyılda. Bakırlara bak. Bunun adı ne anne? Bakır. Bakır. Bak, bakraç. Bakraç. Bakır bakraç. Bakır bakraç. Bu resimler bak. Mübadil bir aile. Hadi bakalım. Hadi inelim yavaş yavaş. Aa, çok güzel. Şimdi kapatayım, tamam. İnelim. Evet arkadaşlar. Ana defteri varmış burada. Eyyol'un evinin. Ben de yazdım. Hatıra kalsın diye. Gerçekten çok güzel, bayıldım ya. Harika yer. Harika bir yer yani. Evet arkadaşlar, şimdi burada kilise varmış. Orayı da ziyaret edeceğim. Edeceğim yani annemle. İçine giriliyor mu acaba? Yollar, taşlar, hani eski yollar gibi. Çok güzel. Dedim, dedim. Tam burada mı, şurada mı bilemedim ama. Olsun ya, abi gezelim. Dedi. Gezelim ya. Çek evler bak, var bakın. Dede bastonuna dayanmış. Eski bir çapa yapıyor. Vallahi da. Buram burada mı? Bir ev var bu. Yıkılmış bir yer. Çek çek anne, buralı da çek. Kolay gelsin. Kolay gelsin amca. Kilise nerede dayı? Kilise o yukarısı. Şuradan mı geçelim? Bir, tamam. Bir bina var orada. Ben sen, sana... Senin adın ne? İsmet Tokmak. He. İsmet. İsmet Tokmak çık, o. Çık, çık. Ha bak şurası. Heh. Öyle anne. Ayşe ben yıllardan beri bilmeyeyim burayı, hayret. Aa, olabilir ya. Biz dükkandan çıkmadık ki hiç. Şu eski köyün güzelliğine bak ya. Havasına bak ya, harika. Köyün havası. Temiz havada yaşamak istiyorsanız buyurun. Sigara içmişler. Çeker yine anneciğim. Yine ahşaptan. Sanırım burada İngilizler burayı kullanıyordur muhtemelen Ayşe. Tabii ya, ibadetlerini yapıyorlardı. Tabii ki. Burada halı toplanmış, dikkat et. Sen geçme, bekle orada. Çektik anne şeyleri. Aa, sandalyeler var. Herkesin kendi dinince Allah'a dua ettiği, evet, alanları var yani. Aynen, tabii ki. Bizim de onlara saygımız sonsuz. Tabii ki. Onların bize nasıl saygısı var? Tabii ki, muhakkak. Ezanımıza saygıları çok var. Kolay gelsin abi. Sen mi bekliyorsun burada? Evet, ben bekliyorum. Açık mı, ibadete geliyorlar mı? Her pazar ibadet var. Geliyorlar ha? 2015'ten beri her pazar ibadet. Kilisenin gerisi burası. Kendi alanında duasını etsin yani. Yeşillik çok güzel. Burada yaşıyorlar. Eski evler.
Para bırakıyorlar. Alışverişleri yapıyorlar. Bu abi burayı bekliyormuş. Şu diyorum böyle kapalı. Arkadaşlar. Yeri böyle. Ya buraya belediye Evet arkadaşlar, burası İbrahim dedemin babasının eviymiş. Dedemler burada büyümüş. İbrahim dedem, Mustafa amca, kardeşleri yani. Bak şimdi butik otel olarak şimdi restore edildi. Otel oda olarak restore edilmiş. Gerçekten çok güzel. Dedem burada yaşamış. Çok güzel yerler. Burası Apollon'un yolu. Tapınağın yani. Burada böyle traktörler, jipler, at arabaları. Çok iyi. Burada çiçekçi var. Burada da burada oto yıkama var. Evet, apartmanlar. Burası hastane. Evet, hastane mi burası? Ha, burası hastane, batı merkeze. Eski hayattan yeni hayata geçiş. Evet. Gerçekten bir inşaat yapılıyor. Biraz kapa anne. Çok terliyim. Müsait bir zamanda şu evet. Denizin yakınından da bir çekim yapalım Ayşe. Evet. Alsın ko. Sokağı burası. Kömürcü var. Yıkamacı. Bizim dükkana geliyoruz. Tatsız şirkette. Gururla sunar. Eski adliye. Ve tatlı ses şirkette. Biraz da gözükmüyor. Neyse. Dur biraz ilerden daha iyi çıkar. İlerden. Tatsız. Diğer komşuların dükkanları. Çekildi. Burada arka yol, dükkanın arka yolu. Arabamızı park ediyoruz buraya. Park edemiyoruz çünkü araba park etmişler bizim park edeceğimiz yere. Evet, yere araba park etmişler. Hadi sen şimdi buradayım, ben buraya. Tamam. Bugün Apollon Tapınağı'na gittim. Size tapınağı çektim. Biz Yoran diyoruz yani, eski Yoran, eski Didim. Sonradan adını Didim koymuşlar. Ama yani şu an Didim ama eski adı Yoran'mış. Gittiğimiz yere eski Yoran diyorlar. Neyse, dedemin doğup
büyüdü yani doğup değil de. Doğu, tam nerede doğdu bilmiyorum tabii ki. Onu sormadım kendisine maalesef. Ondan sonra işte babaannemin büyüdüğü eve gittik. Yani orada restoran ediyor. Camiye gittik. Kilise şeklinde. Ondan sonra her şey var burada. Yani dedim de yani gelip görmeniz lazım. İyi ki gelmişsin diyeceksiniz. İyi ki yani. Vegan festivali oluyor. Biz oraya gidiyorduk. Şeye, vegana. Bizim de çiğ köfte vegan, çiğ köfteyi veganlar da yiyor ya. Ha, gelip yiyorlardı falan. Neyse bir badele evine gittik. Çok güzel, çok bayıldım. Oraya da ilk kez gittim. İyi ki gitmişim. Hep gideyim diyordum. Ondan sonra... Ah, elim yoruldu. Oo. Neyse bir alayım. Sakat sakat kollar. Neyse. Güzel güzel videolar çektim bugün. Bayıldım. Harika. Dedim nasıl dedimliyim ben böyle görmedim gelmedim. Orada Zafer abi, onu da tanıyoruz kendisi. Arkadaşımın abisi. Ondan sonra orayı bekliyormuş. Kendisi de kanalıma abone oldu. Buradan selamlar. Sonra kendisi bir de video açtı. Nasıl hani Yoran'a gelmişler. Hani dedemler, onların anneleri, babaları, Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk getirmiş. Hatta gemiye falan gemiyle gelmişler. İstanbul'dan diyorum. İzmir Limanı'na. Oradan arabalarla falan gelmişler. Çektim. İzlersiniz. Öyle ya, çok güzel. Anlat anlat bitmez. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.